Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere reçelli çörek tarifi vereceğiz. Bu çörek kahvaltılarınızın başrolü olacak. Herkes bu çöreğe bayılacak. Bu çöreği mutlaka denemelisiniz. Gerçekten tadı muhteşem oluyor. O zaman hemen malzemelere geçelim. 350 gram unumuz var, 2,5 su bardağı kadar yapıyor. Yarım su bardağı süt, yarım paket kuru maya, 1 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 50 gram toz şeker, 7 çorba kaşığı böğürtlen reçeli, 2 çorba kaşığı üzüm reçeli, üzüm reçeliniz yoksa kayısı reçeli ya da bal kullanabilirsiniz. 1 adet portakalın rendesi, portakal da yoksa onun yerine limon rendesi de kullanabilirsiniz ve 1 tutam tuzumuz var. O zaman hemen yapımına geçiyoruz. Ilık sütümüze mayamızı, toz mayamızı ve şekerimizi aldık. İyice karıştırıyoruz ve bir köşede mayalanmasını bekliyoruz. Bir 5 dakika kadar. Kenara aldık. Şimdi unumuzu ve tuzumuzu boşaltıyoruz. Yumurtamız, sıvı yağ ve 5 dakika beklettiğimiz sütlü mayalı şekerli karışımı boşaltıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Hamuru tezgaha aldık ve iyice yoğurmaya devam ediyoruz. Yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Ve hamurumuzu toplamaya başlıyoruz. Hamurumuzu 2 saat mayalanmaya bırakacağız. Üstünü streç ile kapattık ve 2 saat mayalandırmayı bırakıyoruz. Hamur iki katına çıktı ve yumuşacık bir hamur. Tezgaha alıyoruz ve elimizle açmaya başlıyoruz. Büyük bir dikdörtgen yapacağız. Çünkü biz baton bir kalıp kullanacağız. Şimdi portakalımızı rendeliyoruz. Çok fazla değil. Dediğim gibi portakalınız yoksa limon da kullanabilirsiniz. Şimdi hamurun en üst kısmından 2 parmak boşluk bırakıp aşağı doğru 2 tane çizik atıyoruz, kesiyoruz. Ve böylelikle örgü örer gibi hamuru 3 parçaya bölüyoruz. Reçelimizi sürüyoruz. Biz böğürtlen reçeli kullandık. Şimdi her bir parçayı kapatıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. İkinci parçayı da kapatıyoruz. Ve üçüncüyü de kapatıyoruz. En üst kısmını da kapattıktan sonra şimdi örgü örer gibi hamurumuza şekil veriyoruz. Uçlarını kıvırıyoruz. Biz baton kalıp kullandığımız için şeklini ona göre veriyoruz, son halini. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kalıbımıza yağlı kağıt koyduk ve içine reçelli çöreğimizi koyuyoruz.
Üstünü streç filmle kapatıyoruz ve bu şekilde de kalıpta 1 saat mayalandırıyoruz. Ve mayalandığı 1 saatin sonunda puf puf yumuşacık bir hamur elde ettik yine. İki katına çıktı çöreğimiz. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına pişmeye gönderiyoruz. Ve hazır. Muhteşem görünüyor, muhteşem kokuyor. Gerçekten kahvaltılarınızda yıldız olacak bir tarif. Mutlaka deneyin. Bizim fırında yaklaşık 20 dakikada pişti. Şimdi üzerine üzüm reçelimizi sürüyoruz fırça yardımıyla. Sizde üzüm reçeli yoksa kayısı reçeli ya da bal da sürebilirsiniz. Evet, çöreğimiz içine reçeli çekmiş. Yumuşacık puf puf bir çörek. Tadı çok güzel oldu. Gerçekten kahvaltılarınızda mutlaka deneyin. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere.